Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün minik desenli istediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz yapımı da oldukça basit bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Modelim 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4'ün katlarını ayarlayıp bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 17 ilmeğimi şişime attım. 3 numaralı şiş ile model anlatımına başlıyorum. Şu anda modelimin arka yüzündeyim. İlk sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi ters örerken 1, 2, 3 defa dolayarak örüyorum. Sonrasında arada 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeği ters örerken ipimi 3 defa dolayarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz. Dördüncü ilmeği ters örerken 3 defa dolayarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi 3 defa dolayarak örüyorum. Burada bir ilmek düz, kenar ilmeğini ters örerek arka yüzden kurulumu bitiriyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu 3 defa doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum. Hemen sonrasındaki 1, 2, 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 3 kez doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ama örmeden atlatıyorum. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Aynı şekilde sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzden örgüyü tamamladım. Tekrar arka taraftayım. Düz ilmeğimi aynen ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Atlattığım ilmeği tekrar burada örmeden atlatıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve ilmeğimi tekrar atlatıyorum. Sıra boyunca ilmekleri düz örerken ipimizi ön tarafa geçirerek ilmeğimizi tekrar örmeden atlatıyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada hemen önce kenar ilmeğimi alıyorum. Sonra ilmeğimi ters örüyorum. Bu örmeden atladığım ilmeğe gelince bunu düz örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde bu şekilde modelimi tamamlamış oluyorum. Tekrar arka yüze geçtiğimiz zaman bu defa modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İlk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bu iki modelin ortasındaki ilmeğe yeni modeli uyguluyoruz. Dördüncü ilmeği 1, 2, 3 defa dolayarak ters örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeği 3 defa dolayarak ters örüyorum. Modelin kurulumunu her defasında arka tarafta yapıyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeği ile sırayı tamamlıyoruz. Tekrar şimdi örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim arkada iken 3 defa doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum ve örmeden atlatıyorum.
Bu ilmekleri serbest bırakıyoruz. İpimiz arkada iken örmeden diğer şişe atlatıyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bu tarafta ilmekleri düz olarak örüyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum ve örmeden atlattığım ilmeği tekrar atlatıyorum. İpimi ön tarafta, örmeden aldığım ilmeği bakın bu şekilde atlatarak yönünü düzeltiyorum. Eğer atlatırken yönünü çevirmiş iseniz örerken yönünü düzlemeniz gerekir, yoksa model bozuk görünür. Arka taraftan tamamladım. Tekrar ön taraftayım. Kenar ilmeğini aldım. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu örmeden atlattığım uzun ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizi tamamlıyoruz. Arka yüzde yeni modelin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğiyle sıralım tamamladım. Her defasında bu modeli kaydırarak tekrarlıyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geçince ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlamaya başlıyoruz. Tekrar hemen modelin kurulumunu görelim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe model uygulamamız lazım. Bunu 3 defa dolayarak ters örüyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4. ilmeğe gelince modelimiz uygulayacağımız ilmek 3 defa dolanarak ters örülecek. Böylece kaydırarak modelimizi tekrarlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir örnek. Arka yüzden modeli kurduk. Ön yüzde modelimize bu şekilde devam ediyoruz. İlerlemiş görünümü modelimizin bu şekilde minik damlalar halinde oldukça hoş ve yapımı da çok kolay bir örnek. Burası modelimizin arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.